Evet arkadaşlar, Antalya'dan abimiz geldi. Performans artış için. Şimdi aracımız Vectra C2. 2005 Design Edition paket. Gri kapak aracımız. Aracımızda beyin arızası vardı. Kütahya'da Ömer Şahan ustamıza yaptırdık. Aracımız marş basmıyordu ısınınca. Soğuyunca basıyordu. Bunu yaptırdık. İşte hız sabitlemesini yarı çalışıyor yarı çalışmıyor aktif edeceğiz. Ondan sonra performansını yapacağız. İşte ben şöyle de plakasını görüntüleyeyim. 07 plaka. Aracımız gri kapak. Beyin arızamızı Ömer ustamıza yaptırdık. Allah razı olsun. Sabahtan bıraktık. Ömer ustamız yaptı. Bu arada ben de Eskişehir'deydim. İşte sağlık sorunları nedeniyle. Akşamüstü araç elimize geçti. Parça parça tabii videolarımızı çekeceğiz. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Arkadaşımız Antalya'dan geldi. Allah razı olsun. Hatırımızı saymadı. Hatırımızı kırmadı. Saydı geldi. Şimdi ilk başlangıç videosu olarak ben böyle bir kısa bir video çekeyim dedim. Şimdi aracımıza müdahaleye başlayacağız. Arkadaşlar hız sabitlemenin tırnaklarını kırmışlar. Bakın ben şöyle göstereyim, odaklayayım. Hız sabitlemenin tırnaklarını kırmışlar. Hız sabitleme devreye girmiyor. Geçenlerde de videomda da göstermiştim. Küçük üçlük makatla delin. 3.10'daki cıvatayla iki tane cıvata sıkın. Bakın bu şekilde arkadan çıksın. Biraz ışık yansıması, ışığı ben kasayım. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde cıvataları bu şekilde hazırlayın. Yerine taktıktan sonra şurada karşıda yuvası var. Bak şurası. Şurası. Oraya taktıktan sonra bu alttan vidaları sıkın. Ondan sonra hız sabitlemeniz sabit kalacaktır, bilginiz olsun. O tutturun. İşte asetatlı kalemle nereye denk geliyorsa, bak ben burada kırmızı çizmişim bak. Bak kırmızı ile çizmişim. Buraya da çizdiydim. Tabi oraya makapla deldik. İşaretleyin, oradan delin. Ondan sonra cıvataları alıştırın, yerine sıkın, sonra kurumaları kurun. Yani şunu haybiye almanıza gerek yok. Hız sabitlemem devreye girmiyor diyen arkadaşlar bu mışırı bu şekilde delik delebilir. Bak şeyde çalışıyor. Size de böyle gösterebilirim. Abi tut. Sana zahmet. Odaklayalım. Bak. Hız sabitleme mışırda çalışıyor. Yani şöyle göstereyim. Odaklanmadı. Niye odaklanmıyor? Bakın arkadaşlar. Cıvataların deliklerini deldim, hiçbir zararı yok. Yani şu kenarlara denk getirseniz, şu kenarlara denk getirseniz makapla, ince makapla bu şekilde çalıştırmış olursunuz. Şimdi hız sabitlemeyi bitirdik mi performansa geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde cıvataları sıktım. Hatta şöyle kenarından da göstermeye uğraşacağım. Evet, nerede? Bak. Cıvatalar arkasından çıkmış. Gördünüz mü? Üstten çıkık arkadaşlar. Bakın. Şu üstten çıkık. Bak parmağımla göstereyim. Üstten çıkık oldu mu bu hız sabitlememiz, tamam mı? Ben yanaştırmaya uğraşıyorum da hız sabitlememiz oynamıyor. Bakın cıvatalar da yukarıdan çıkık. Aşağıdan da taktım. Şöyle görüntüyü odaklayayım. Gördüğünüz üzere kurumasını da kurdum. Bak çalışıyor şu an. Bu şekilde hız sabitleme mışırını sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kablosunu da yerine takayım. Evet. Bu şekilde hız sabitlememizi bu şekilde sabitlemiş olduk. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, şimdi motor içine geçtik. Kurumalarımızı falan kurduk abimizin. Motor içinde performansa girişeceğiz şimdi. Onu da yaptık mı araç serileşecek. Gaz pedalını yaptık. Hız sabitlemenin kollarını temizledik. Hatta şöyle yapalım. Size de göstereyim. Hız sabitlemeyi bakın böyle cırtlarla yapmışlar. Şimdi
Onu hallettikten sonra bagajı göstereceğim abime. Bagajında aparatlar da taktık. Vectrace'ye bagaj aparatlarımızı da taktık bu şekilde. Evet. Bunları yalnız abim çok açmış. Çok açmaya gerek yok. Bunları ben düşürüvereceğim. Bunları çok açmışlar. Kapak dik durdum, kafanı çarpar. Bunları kapatalım. Bagaj aparatlarını da taktık. Abim sonundan şeyleri çok açmış. Bunları sağ ol paşam. Bunları ayarlarını yapacağız tekrar. Şimdi işimize başlayalım. Ara ara video çekeceğim ben. O zaman da görüşürüz. Evet arkadaşlar. Boğaz kelebeğini söktüğümüzde tabi boğaz kelebeğinin içi leş gibi. Ben şöyle göstereyim. Ve contayı adamlar bu şekilde sıkmışlar. Bakın. Buradan hava aldığı zaman araba çekmez. Çok oksijen aldığı için patırdar. Gitmez araç. Ve boğaz kelebeğin içleri falan leş gibi. Bakın. Ben abim de burada. Bunu ben kendim bükme değil yani. Yani yapılan işçilik dikkat edilmeyen işçilik. Tabi bunu yerine oturtturacağız. Allah'tan yırtık falan da değil. Yırtık olsa da çaresini bulacağız bu şekilde. Şimdi boğaz kelebeğimizi söküp temizliyoruz. Oksijen sensörümüzü temizledik. İşte MAP sensörümüzü temizledik. Ben boğaz kelebeğine önem vermek için ara ara video çekiyorum. Hava akış metreyi de temizleyeceğiz birazdan. Ondan sonra toparlayacağız. Takımlarımızı toparlayacağız. Teste çıkacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Boğaz kelebeğinin hali işler acısı. Evet. Leş gibi. Ve leş gibi. Üf. Abim sigara içerken arabaya bu kadar sigara içirmeyin diyorum ya. Anlatamıyorum ben ya. Neyse sözümüz şaka. Boğaz kelebeğini söktük. Deliği de tıkalı. Onu da ya hallettikten sonra aracımızı toparlayacağız. Mermileştireceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Dizden biraz rahatsız olduğu için boğaz kelebeği gördüğünüzde tertemiz. Bir daha geçeceğim tabi diplerinde az bir şey daha var da şöyle odaklamayı telefonum yapmıyor otomatik. Ne biçim telefonsa yeni geldiydi sıfır. Kullanmasını ayarlarını yapamadık. Bu şekilde temizledik ve çıkan pislik. Şimdi abime vereceğim. Önemli bir ciğer noktayı göstereceğim. Şu bildiğimiz inşaat telağı. Abicim. Üstteki su borularıdır. Abim net değil. Odaklayam. Net gözükmüyorsa. Alttaki hava borusudur. Evet arkadaşlar. Bak. Tıkalı görüyor musunuz? İçine ben biraz tiner koyacağım. Şöyle. Evet, çıkan pislik elimde. Evet. Abimin işi gece kalmayacaktı da biraz beyinsel arızası vardı. Bir de benim hastane işi vardı. Ondan dolayı şey yapamadık. Başka sert, ha şu sertlerden lazım. Sert tel olacak biraz. Hemen kıvrılı veriyor. Öteki biraz daha ince geldi. Biraz daha sert tel. Şöyle yapalım. Evet. Bak arkadaşlar. Odaklı abi. Çıkan pisliği görüyor musun arkadaşlar? Evet. İşte bak. Hava deliğinden çıkan pislik. Şöyle göstereyim abi. Evet arkadaşlar. Dur. Çıkan pislik elimde bak. Kurum. Bu hava gitme işi. Evet.
pislik. Resmen pislik dolmuş oraya. Şöyle de gösterebilirim. Bezde pislik dolu. Buna da dikkat edin ki arabanın performansı artsın. Evet, bir daha yıkayayım şöyle. Fırçayla hiç şeyi bozmuyorum arkadaşlar. Bir tane boya fırçası 2 numara. Güzelce için temizledikten sonra son kat. Üzerine de bir daha siner döküyoruz tepesinden aşağı. Oh. Siner banyosu. Evet. Şimdi bu tamam. Şu tineri kapatalım. Devam et abi. Devam et. Ben bir şey göstereceğim o yüzden. Şimdi bunu kirli tineri dök. Leş gibi. Aslında dökmeseydik de şeyi yapsaydık ya, aklıma gelmedi. Balat spreyim nerede benim? Şurada. Ben şunu göstereceğim abi. Çıkan pisliği gördünüz arkadaşlar. Evet. Delikten pislikler çıkıyor. Bunu temizledikten sonra evet, bunu kenara kaldıralım. Boğaz kelebeğine geleceğiz. Evet. Boğaz kelebeği ezilmiş. Bunun içini de şimdi yıkayacağım ben. Deyip de genç basma. Güzelce böyle temizledikten sonra evet, baksana ya, pislik resmen sarmış. Evet abi, evet. Bugün bir de Türkiye maçı varmış. Onda bakalım ne yapacak bizim milliler. Evet. Abi bu ne ya? Çok sigara içirmişler senden öncekiler ya. Evet. Şuradan da şöyle döküverem biraz. Daha temiz. Evet arkadaşlar, içi dışı tertemiz oldu. Şurada kalmış. Kurum pislik gitmesin ha. Şimdi bir de şey yapalım. Bu da boğaz kelebeğinden çıkan pis. Allah Allah. Bak ne kadar pislik var. Hala daha geliyor. Belki tıkalı. Bir de buraya tel sallayayım ya, açıkta. Şöyle gaz ısıtıram. Açık. De gaz ısıtıram da. Şöyle. Pislik yuvası. Evet. Üf. Resmen çamur var. Arabanın, yani insan ciğerleri temizler gibi arabanın ciğerlerini temizledik arkadaşlar. Evet. Şimdi burada ben bir şeye değineceğim arkadaşlar. Bazıları Yavuz da bir performans yapıyor. Yavuz da bir bilmem ne yapıyorsun. Basit basit işler yapıyorsun deyip beni küçük görenler. Ver abi. Şimdi biz bu arabaya abim müsait olduktan sonra, Hakan abim, komple ne yapacağız? Boyaya sokacağız. Fırın boyaya sokacağız aracı. Komple araç dağılacak. Bunun için de zaten ben video çekeceğim. Bu aracı komple boyaya girecek araç arkadaşlar. Antalya'dan bize buraya getirecek. Boyacı ustamızla konuştuk.
Ufak tefek yerleri var. Geri kalanları sökeceğiz. Komple boyaya sokacağız biz bu aracı. Ondan sonra hani bana diyenler var ya. Usta bir performans, bir aparat yapıyor. Komple ben araba söküp dağıtıyorum. Hemşerim. Hani küçük görenler açık bir civata söktüğünüzde bir göreyim de. Ondan sonra konuşun. Buradan Uşak'tan Halil Güngör Usta'm var. Toyota'lı, Toyota'cı, Cidalı. Onun dediği gibi. Bir bitmediniz gitti lan. Bir bitmediniz gitti. Allah'ın seversen. Klavye düşmanlarısınız siz. Klavye. Bir tanesi yazmış. Oradan YouTube'a. Vectra binilir mi diye. Lan sen Vectra'yı küçük görüyorsan. O zaman bana bir Vectra al da ben bineyim be. Bedavaya al ver amma. Parayla değil. Böyle cins cins konuşan takipçiler var. Klavye hatası. Klavye cambazları, hatası demeyeyim. Klavye cambazları var böyle. Kendini uyanık salan salaklar var. Ya arkadaşlar, biz burada emek sarf ediyoruz. Kıçımızı başımıza oynatmıyoruz. Götümüzü başımıza aşmıyoruz. Tamam mı? Bir, ikincisi de bu Face'te ki hala daha o yayınladığım o YouTube'da var o videom. Benim videolarımı onaylamayanlara daha vaktim olmadı. Onları gruptan ve kendi özel sayfamdan da atacağım. Haksızlık yapıldı bana. Bunu unutmadım. Ama onları atacağım gruptan. Ve engelleyeceğim. Hem atacağım. Bunu da bu böyle binle. Çok kızgınım bu konuda. Evet, şimdi toplamaya geçeceğiz arkadaşlar. Biz toplayalım, sonra video çekimine devam ederiz. Hepiş hepiş hepiş. Açıkta çay içeceğim ya. Yorulduk. Vallahi sıcakta mahvolduk ya. Açıkta çay içeceğim. Yorulduk. Çaya devam arkadaşlar. Sıcakta çay harareti keser. Evet, şöyle bir çayımızı karıştıralım. Oh. Çay cigara iyi gider. Sinekler de yüzümüze geliyor. Oh. Oh. Çay cigara iyi gider. Devam çay. Evet. Evet arkadaşlar, contamızı tak kestik, hazırladık. Tabii çay molamız bitti. Hararetimiz geçti. Şimdi boğaz kelebeğimiz tertemiz olmak şartıyla orası iz yapmış. Tertemiz olmak şartıyla yerine montajına başlıyoruz. Tabii ben ara ara videolar çekiyorum. Neden çekiyorum? Hafızam fazla dolmasın diye. Hepsini birleştirip tek bir videoda birleştireceğim arkadaşlar. Çok yaşa. Bu şekilde her şeyi muntazam bir şekilde yapılıyor arkadaşlar. Devam ki video çekmeye. Evet arkadaşlar. Aracı test etmeye çıkıyoruz. Şimdi okey diyelim. Klimayı da açacağız. Şimdi eko modunda değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Klima AC açık gözüküyor. Şimdi buradan rutin. Tabii İngilizce orijinal şeyi olmadığı için. Şu an ikinci kademede, şimdilik bir aç havaya. Mikrofonumuz da açık, bazen kapanıveriyor. Sesi kaydetmiyor, biliyor musun? Aracımızı teste çıkıyoruz arkadaşlar. Evet, soğuk soğuk üflüyor klimamız. Araba geliyor. Bak şu an 2'ye alıyorum. Bak abi. Görüyor musun? Kalkışı. Şimdi. Bizim arabamız olmuş abi. Bu sabitlemeyi de deneyeceğim ben birazdan da.
Evet koçum. Evet koçum. 3. Bak. Yapıyor muydu böyle? Hayır. Ha? Hayır. Hayır. Şimdi sabitlemeyi deneyelim. 20 kilometreden sonrası devreye girer. 25 kilometreden sonrası. Ben şöyle düz yukarı doğru çıkacağım. 30'da. Evet. Evet devreye girdi. Oh. Basıl tutuyorum elimle. Gaz veriyor. Bakın arkadaşlar hızlanıyor. Gaz kesiyorum. Evet. Gaz kestim. Gaz veriyorum. Dur. Yanlış yere arkaya basıyormuşum. Evet. O sabitleme de devreye girdi. Evet. Devreden çıkarttım şimdi. Aracı şeye deneyeceğiz biz. Bizim sigorta rampamıza deneyeceğiz. Şuradan dönelim. O sabitleme devreye giriyor. El gazı gibi de kullanabiliyoruz. Ve şu an klimamız da soğuk üflüyor. Yavaş yavaş evladım. Tamam ciğerlerin açıldı. Şimdi Hakan abimize vereceğiz aracı. Kendi deneyecek. Hayır bizde öyle. Basma. Ha? Devam et. O zaman sen şöyle sana vereyim. Evet. Of. Hakan abimiz benim test etmemi söyledi. Kendi alışkın değilmiş bu konuda. Ben test edeceğim aracı. Klima açık. 2. Böyle atıyor muydu Hakan abi? Konuş. Hayır. Bakalım. Ha? Atmıyordu. Atmıyor değil mi? Atmıyor. Mikrofonu ben şöyle alayım. Evet, ikinci vites göster abi. 2 ile bak. 2 ile yine yürüyorum. Şimdi göster abi yolu. Sağa döneceğim. Kilometreyi göster abi. Göster abi şöyle. Dur. Bir saniye. Evet 20'deyim. 20 ile şey çıkıyorum. İkinci vites çıkıyorum. Göster abi 2'yi. Ve klimamız açık. Rampa çıkıyorum. Bak 3 atacağım. Dik rampa. Evet. Kaptırmadım bak. 3. Çıkıyor muydu böyle? Ha? Hayır. Klima açık böyle çıkıyor muydu? Hayır. Kaptırmadım halde. Şimdi tekrar 2'ye aldım. Öyle çıkıyorum şu an. Klima açık. 1'e kadar düşüyor muydu? Evet. Toparladı. Önümde demin araba vardı ya. Biraz kaptıramadık. Şimdi buradan dönelim. Çevre yoluna 140 basmağa gidelim. Ondan sonrası evet abi. Arada bizi de göster. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook bütün kanallarıma abone olmayı unutmayın. Şimdi öncelikle Opel Vectra C1 C2 tamiri bakım bilgilendirme Facebook grubu. Opel Vectra C1 C2 tamiri bakım bilgilendirme YouTube. Beni bu şekilde söylediğim şekilde bulabilirsiniz. Üçüncüsü Opel Vectra C1 C2 Instagram.
opel.vectra.c1.c2 TikTok kanallarıma kanallarından beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Of yavrum ya. Ne gider ya. Ne gidiyor ya. Hakan abi, Antalya'da var mı böyle benim gibi yapabilecek? Yok. Yok. En sonunda senin yorumlarını alacağım abi. Arıza ışığı diye bir şey yok. Sadece karanfillerinden led olduğu için arıza ışığımız var. O da doğal. Görüyor musun patiyi? İki de pati. Evet. Tabii abimizin araç toplanırken videosunu da çekeceğiz. Arkadaşlar. Selektör. Evet. Şimdi burada abim bir şey yapacak. Benim kadranı çekecek birazdan. Şöyle camları kapatalım. Ah, rüzgar şey yapsın, vurmasın. İçerinin soğuk oldu. Abim şurayı bir daha göster. Klimamız açık. Arkadaşlar. Birazdan döndüğüm zaman zaten abim kilometreye kadranı net çekecek. 1, 2, 3 diye ben de zaten söyleyeceğim. 3'ün üstesi 140'ı vuruyoruz arkadaşlar. Ondan sonra salıveriyoruz. 4, 5 diye bir basalım hafif şöyle. Ondan sonra bir de abim kendi geçireceğim ben. Dönüşte de abim kendine geçireceğim. Nasıl abi, ciğerlenmiş mi? Harika. He? Harika. Beklediğinden? Çok daha fazlası. Çok daha fazlası. Tabi biz bu aracı test amaçlı sıkıştırıyoruz. Hani böyle abim de ben de normal olarak sıkıştırmadan kullanıyoruz da. Evet. Hadi be ışığımız. Kadranı hazırla. Evet. Evet arkadaşlar. Ben çekiyorum abim. İkinci vites. Doksan. Üçe attım. Evet. Üçüncü vites. 144. Evet abi. Seni dinliyorum. Yorum
sende. Araç yeri çoğundu. Uçuyoruz şu anda. Şu anda uçuyoruz. Dördüncü vites. 160. Bak şu an 4'teyim arkadaşlar. Daha 5'e atmadım. Viraja gireceğim. Abim yapışmaya başladı. Abim yapışmaya başladı bakın arkadaşlar. 170. Hadi. Klima açık. Hadi devir. Gaz kesici hadi. Hadi 180. Hadi. 4'te 180 diyoruz. Hadi koçum. Evet, gaz kesiciye girdi. Arabayı rahatlatalım. Abim vallahi yapışmaya başladı. Abim de hoşuna gitti. Hakan abimin Antalya'dan geldi. Biz arabayı böyle basarız arkadaşlar. Yani bu da test amaçlı. Tabi devurda mobesele olduğu için. Şimdi abime vereceğim. Devam sormayayım. Hayır. Normal kendi kullanacak. Yolu bilmediğim için o yüzden diyorum. Yok. Ben sana yolu tarif edeceğim. Biraz geri geleceğim. Evet. Ben şimdi buradan aynı sana vereceğim. Düz yol. Bir kere bir göreceksin sen arabayı. Ciğerlendiğini. Ondan sonra ben sana eve nasıl gideceğimizi tarif edeceğim abi. Evet arkadaşlar. Benim diyeceklerim bunlar. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Biz aracı böyle ciğerlendiririz. Abimiz bir sözümüze çıktı geldi Antalya'dan. Araç mermiye döndü. Şimdi sola döneceğiz. Ben şeye gireceğim. Kenara. Şu karşı yola gireceğim. Ondan sonra abime vereceğim. Abim bir şöyle bir hafif nabzını bir yoklasın bir kendi aracının. Ondan sonra zaten videoyu sonlandıracağız. Aparat isteyenler arkadaşlar. Aparatları da siparişlerinizi bekliyorum. Ben şöyle ışığı bir şey yapayım. Kavşaktan da oradan döneceğiz. Ana yola tekrar çıkartacağım abime. Evet. Abi bizde yalan yok. Hırat da yok hesaba. Video çekmeye devam K'ye. Devam K. Şimdi şuraya dörtlü yakalım. Şöyle biz bir iki dakika duralım. Evet abim. Mikrofonu ben alayım. Şimdi Hakan abim geçiyor. Ay ayaklarım uyuşmuş be. Ayaklarım uyuşmuş. Oh. Yine hala klimamız açık. Abim kendi koltuğunu ayarlıyor. Evet. Evet abi. Buradan sola döneceğiz. Pozisyonunu ayarladıysan çıkalım. Evet efendim. Nasıl? Harika. Ha? Harika. Beklediğinden? Çok daha fazlası. Çok daha fazlası. Evet arkadaşlar. Şimdi birazcık daha abim şöyle bir normal kendi şeysiyle sıkıştırsın. Ondan sonra normal seyrimizle devam edeceğiz. Ben abimin yüzündeki ifadeyi görmek istiyorum kullanırken. Kalkışa da hantal mıydı? Evet. Şimdi daha kalkmadan burnu tükürüyor değil mi? Kesinlikle. Ve araçta hiçbir tane arıza ışığımız yok arkadaşlar. Evet abi yürü. Uzat bakalım biraz bizi. Bir de seni görelim.
Nasıl? Dip gaz yap be. Bırak. Gazı bırak. Bir daha yap. Nasıl atıyor değil mi? At dörde. Bu abim kendi şeyince deniyor. Fazla sıkıştırmadan. Çünkü demin ben hızlı ve sert kullandığım için abimiz korktu, Hakan abimiz. At 5'e. 5'te dahi öne atıyor değil mi kendine? Ve klima da açık. Abim 5'te 140 yaptı. Bak abim 5'te 140 yaptı. Biz 3'te 140 yaptık. 4'te 180'i vurduk. Yani son yorumları Hakan abime bırakıyorum. Hakan abi devam et abi, devam et, devam et. Yol çıkmaz oradan. Onun da çıkışı yok. O çıkmaz oradan o. Çıkarsa Talha Hala'dan çıkar. Evet, yorumlar sende Hakan abi. Yoruma gerek yok. Evet. Görüyorsunuz. Her şey ortada. Her şey ortada. Evet arkadaşlar. Böyle gidiyor muydu? Hayır. Hayır. Gaz tepkimesi nasıl? Gaz pedal kompantura gerek var mı? Yazılım attın mı? Hayır. Herhangi bir parça taktık mı? Hayır. Sadece beynini tamir ettirdik. Temizlik yaptık. Bir de sadece buranın yağmur sensörüne baktık ama yağmur sensörümüz arızalı. Yağmur sensörümüz değişecek. EC kodlu. Şeyi kablolarını taktık ama yağmur sensörümüz değişecek. O yüzden de araç toplamaya geldiğinde abi yavaşla ışıklardan sağa gireceksin. Sağa giriş var. Sağa bak, giriş var. Işığa girmeden sağa gireceksin. Buradan sağa gir abi. Gir sağa. Evet. Evet arkadaşlar, bizim diyeceklerimiz bunlar. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Düz devam et abi. Şimdi öbür taraflara girme. Abim 2 ile devam ediyor. Böyle devam ediyor muydun 2 ile? Evet. Şimdi bizim diyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Tavsiye eder misin? Kesinlikle. Kesinlikle. Hoşuna gitti. Ara ara gaz veriyor. Ara ara gaz veriyor abim. Hoşuna gitti. Şahane. Şahane diyor. Ya dikiyor bak bak. Bak dikiyor. Hem de yakıtında normal kullanımda klimayı kullanma yakıtın daha çok ayrıca düşüyor. Ayrıca gazda. Gazda. Soldan. Soldan. Ha. Oralara girme. Oralar gece vakti. Alt geçit, üst geçit. Alt geçit. Tekin ceviz değildir oralar. Hoşuma da gitmez. Araba arabaya dönmüş. 3,5 olmuş değil mi araba? Kesinlikle. Yürü yapıştır, yapıştır, yapıştır gaza. Yapıştır, sağa döneceksin çünkü sen orada. Evet, buradan sağa dön. Sağdan devam et abi. Son net kontrol et abi. Arkadaşlar, son sözlerimizi söyledik. Aracımız mermiye döndü. Düz devam ediyorsun abi. Antalya'ya hortlek var yavaş. Set var yani. Antalya'ya buradan herkese selamlar. Aracımız hayırlı uğurlu olsun Antalya'ya. Herkes de kanalıma abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Beklerim. Kütahya'ya. Her iş içinde beklerim arkadaşlar. Benim diyeceklerim bunlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek dileğiyle. İkinci kavşaktan abi. Şahin Nur'da. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.